Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli ürünlerinden olan Kayseri pastırması ve sucuğu ile Afyon pastırması sucuğu arasındaki tartışma artık Avrupa'ya taşındı. Türkiye Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaretli tescil alan bu iki il, bu ürünler için Avrupa Komisyonu'na yaptığı korumalı coğrafi işaret başvurusunun artık sonuçlanmasını bekliyor. Vatandaşlar arasında sorduğumuzda da, yurt dışından gelen vatandaşlar da Kayseri sucuğunun bir numara olduğunu söylüyor. Vallahi ben 30 yıldır zaten doğma büyüme Kayseriliyim de 30 yıldır Karaca'dan buradan alışveriş yaparım ben her zaman. Yani Afyon sucuğunu denemedim ama denemek de istemem. Memnunum, çok memnunum. Bir alo ile her zaman gönderilir zaten. Telefondan yayında ulaşıyor elimize. Damak tadımıza çok uygun. Yani biz bunu pişirmeden yani çiğ olarak da tüketiriz. Yani öyle ekmeğin yanında taze ekmeğinle beraber olsa beraber götürürüz yani. O yüzden yani bizim şeyimizde de var. Evet. Çok memnunuz bundan. Güzel. Peki Avrupa coğrafi işareti olarak Türkiye'ye bir hak tanıdı ve Afyon veya Kayseri sucuğunu yarıştırıyor. Sizce hangisini verir? Kayseri deriz herhalde. Bir Kayserili olarak tabii ki Kayseri deriz. Tabii kalitesini de bildiğimiz için. Kayseri. Afyon tanımıyorum ben. Tamama uygun. Yapıldığı yeri biliyorum. Kalitesini biliyorum. Kayseri sucuğunun özelliği nedir? Kayseri sucuğu aynı zamanda çiğ soyup yiyebileceğin sucuktur. Yani Afyon'muş, Kastamonu'ymuş, Ankara'ymış değil. Böyle çiğ soyulur. Bu böldüğünde sucuğu böldüğünde lif lif olur ve sünme yapar. İçindeki et süner. Lezzeti, baharatı, avcarı daha iyi bir konumda olur. Evet, şimdi Kayseri biliyorsunuz sucuk, pasta ve mantıda Türkiye'de lider bir konumda. Kayseri Ticaret Odamız 2017 yılında Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu ve Kayseri mantısı olmak üzere AB'ye coğrafi işaret noktasında müracaat olmuştur. Normalde bu sonuçlar 2 yıl neticesinde sonuçlanıyor. Ama yaklaşık 4 yıla yakın bir zaman oldu. Büyük bir ihtimalle coğrafi işaretin tam manasıyla Kayseri'ye verilmesi noktasında araştırmalar var. Ben inanıyorum ki Kayseri sucuğuna AB'den coğrafi işaret verilecektir. Tabii biz Türkiye'de ilk adımı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki coğrafi işaret noktasında Kayseri olarak aldık. Bunu her zaman sizlerin aracılığıyla da gündeme getiriyorduk. Bizim buradaki isteğimiz Kayseri olarak aynı pastırmada liderliğimiz gibi bu tescilin AB tarafından Kayseri'ye verilmesi beklentisindeyiz. Çünkü Afyon ilimizde sucuğumuzla ilgili iddiaları var. Bu iddiaları öldürebilmek için de inşallah AB'den Kayseri sucuğuyla ilgili coğrafi işaret belgesini alacağız. Biliyorsunuz 1950 yıllarına dayanıyor Kayseri'de sucuk imalatı. Bizim özellikle sucukta avcar dediğimiz yani baharat olasılığımız Türkiye'ye hitap eden bir tatta. Türkiye'ye aslında sucuğu tanıtan ilk Kayseri, üretimi Kayseri'de başlıyor ve Türkiye genelinde bu tat üzerine yaygınlaşıyor. Daha sonra işte diğer illerimiz, tabii ki onlar da üretecekler. Kayseri sucuğunu örnek alarak satışında da özellikle perakende satışlarda Kayseri sucuğu diye satmaya başlayarak sucuk üretmeye başlıyorlar. Tabii her bölgenin kendine has üretimi var. Bizim bölgemizin özellikle iddiası içinde bulunan avcarı ve dana etinden yapılan sucuk olması ve birinci kalitede olması, yağ oranının az olması, kesinlikle erkek hayvanlardan elde edilen ürünlerden yapılması. Bugüne kadar Türkiye liderlik yaptı. İnşallah bundan sonra da sucuk Türkiye'de Kayseri markası olarak liderlik olarak devam edecek. Asla Kayseri sucuğunu ne Afyon'a ne diğer illerimize kaptırmayacağız. Aynı pastırmada olduğu gibi Türkiye'nin lideri Kayseri'dir. Sucuk ve pastırma dendiği zaman Kayseri akla gelir. Bunu da Afyonlu kardeşlerimize iletmiş olalım. Ekmek kadayıfında, lokumda, kaymakta Afyon karayiftar en başta ipi çekmekte. Bu şekilde Afyon karayiftar zaten Türkiye'nin bildiği gibi gastronomi şehridir. Bu konuda en çok geç kalmış bir noktadadır. İnşallah bundan sonra yurt içi, yurt dışı Afyon sucuğumuzun ve yöresel ürünlerimizin gastronomi şehri olarak en çok zirveye taşımaktayız. Bunun Afyon'a çok büyük etkisi olur. Afyon karayiftarla Kayseri arasındaki rekabetten dolayı sucuklar tartışmaya bile girmez. Afyon eskiden beri tarihinden bu yana sucuğu yapmaktadır. Asırlardır sucuk konusunda Afyon en zirvededir. Afyon Karahisar sucukta
Türkiye'nin birincisi değil, dünyanın birincisi sırasındadır. Ya bir Ankaralı olarak Afyon sucuğunu Kayseri sucuğundan daha iyi görüyorum. Hani Ankara'da yok Afyon sucuğu. Kayseri sucuğu da güzel ama tartışılmaz Afyon sucuğu. Tabii ki Afyon sucuğu. Kalitesini kendi çapında tescillemiş. Lezzetini herkes farkında. Pek de tartışmaya açık bir konu değil bu yüzden. Kayseri'de çemen de katılıyor. Biraz daha ağır oluyor onların sucuklara ve çok yağlı oluyor. Bizim kendi yağ oranıyla et oranı daha orantılı olduğu için hatta gördüğünüz gibi hiç yağ katmadan sucuklarımızı pişirdik. O kadar yağ bu orana iyi geliyor. Sonra yumurtalarımızın daha iyi lezzet katabilmesi için çok az bir şey tereyağı kattık. Kayseri sucuğu ile Afyon sucuğunun tartışmaya açılabilecek bir şeysi yok. Afyon Karahisar sucuğu tartışmasız en önce gelen sucuğumuzdur. Başvurular içerisinde bazı ürünlerde duplikasyon var. Yani Kayseri'nin pastırması sucuğu da Avrupa Birliği'nde bekliyor. Aynı şekilde Afyon'un pastırması sucuğu da bekliyor. Şehirler arasında, ürünler arasında gerçi bir rekabet var ama öncelikle Avrupa Birliği tescili olarak şeyler, ürünler kendi tanınırlıklarını arttırmak ve Avrupa Birliği'nde korunmak istiyorlar. Yani bu çok önemli tabii. Söylediğim gibi Avrupa Birliği tescil almak da yetmiyor. Yani biz bizzat gözledik. Antep baklavası Antep'te korunamıyor. Neden? Çünkü coğrafi işaret yönetişimi tanınmıyor. Ama Avrupa Birliği'nden tescil almak da çok anlam ifade etmiyor. Sistem çalışmadığı sürece. Coğrafi işaretlerde biz coğrafi işaret tecavüzü dediğimiz olaylar da çok yaşanıyor. Yani bunların sahtelerinin yapılması falan diye. Şimdi söz gelimi Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 2014 çalışmalarına göre Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tecavüzünden kaynaklanan zarar tam 4,5 yani 4,5 milyar avro. Bunun 1,5 milyar avrosu Fransa'ya ait. Yani Avrupa Birliği'nde de bu sahtecilik, ondan sonra coğrafi işaret tecavüzleri çok yoğun bir şekilde oluyor. Özellikle internet üzerinden çok şey var, coğrafi işaret tecavüzü var. Bir hurma, Tegret Nur denilen bir hurma. Ondan sonra böyle ışığa tuttuğunuz zaman adeta çekirdeğini görürsünüz içerisinde. O benim diyor, öbürsü benim diyor. Bizde de böyle şeyler var, söz gelimi. Ondan sonra Siirt büryan kebabı için şey aldı. Bitlis benim diyor ondan sonra. Şimdi Bitlis'i bu bakımdan şey yapan da Evliya Çelebi'nin Bitlis'ten geçtiğinde bu büryan kebabının Bitlis'e ait olduğunu söylemesi. Tam o tarihlerde Siirt Bitlis'e bağlıymış. Her neyse en son mesela en son yeni bir şey Vakfı Kebir ekmeği ondan sonra Trabzon'un buna karşılık şeyin Giresun'un Göreli ilçesinin Çavuşlu beldesi Çavuşlu ekmeği olarak aldı. Şimdi ikisi arasında korkunç bir şey var. Şimdi bu rekabet aynı zamanda kentlerde coğrafi işaret sayılarını yani tescil sayılarını arttırmak yönünde de kendini gösteriyor. Şimdi coğrafi işaretlerde her ürünün ondan sonra bulunduğu coğrafi alandan kaynaklanan özellikleri vardır. Ya bulunduğu kaynaktan, bulunduğu yerin yani bir biz bunu yöre olarak isimlendiriyoruz. Terroir. Coğrafi işaretlerde terroir son derece önemlidir. Terroir Fransızca yöre demek. Türkiye'nin karşılığı tam yöre. Biz bu bakımdan çok şanslıyız. Anglofon literatürde bunun karşılığı yok. Teruvanın karşılığı yok. Onlar işte territory diyorlar, local products diyorlar falan ama son 10 yıldır Anglofon literatürü de teruvar girdi, girmeye başladı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi teruvar sınırları belirli bir coğrafi alan. O coğrafi alanda bir ekosistem var. Biz burada Finike portakalını üretiyoruz. O ekosistem sayesinde tarım, topraklar, iklim, doğa falan ya da bir insan gücü var. Anlatabiliyor muyum? Bir beşeri kitle var. Ki bu beşeri kitle, insan kümesi tarihler boyunca, yıllar itibariyle bir ürünü üretme konusunda son derece gelişmiş bir bilgi, yetenek, ustalık geliştirmiş. Ve bu ustalığın sonucunda o ürün çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Çorum'da leblebi çıkıyor ama Çorum'da nohut bile üretilmiyor. Mersin'de cezerye çıkıyor. Mersin'de şey üretilmiyor. Havuç üretilmiyor. O beyfer ama şey know-how, savoir-faire ya da bilgi, beceri, ustalık orada. Dolayısıyla bu ürünlerin her birine o bulunduğu yerin ondan sonra ya doğal şeyleri ondan sonra
lezzetine, tadına, aromasına katkıda bulunuyor. Şimdi pastırmada bu nasıl olabilir? Bir kullanılan etin ondan sonra niteliği gerekli, tamam mı? Özelliği bu et nerede, bu şeyler, hayvanlar nerelerde, hangi otlarla beslenirler vesaire. İki yapım tekniğinde onlarda kurutma çok önemlidir. Mesela Kayseri'de onları kuruturlar. Bir, yani değişik yönlerden gelen rüzgarlar, şunlar bunlar. Tamamen bir yapım tekniği, ondan sonra yapım metodu, ustalık sonucudur. Farklar buradan kaynaklanır. Her bir bu şeye en son biliyorsunuz Kastamonu pastırması da ilave oldu. Dolayısıyla şimdi pastırmalar arasında söylediğiniz gibi bir rekabet var. Tabii. Bu tabii tüketicinin damak zevkine göre de ondan sonra değişir. Ama hepsi de çok güzel. Bizim ülkemizin, bizim kentlerimizin öz varlıkları hepsi çok güzel. Hepsinin arkasında çok önemli bir birikim var, ustalık var, ondan sonra tarihi miras var, gelenek var, kültür var. Dolayısıyla bunların, bütün bunların sonucunda biz şanslıyız, bu ürünlere ulaşabiliyoruz.